AB Grup Holding'in sunduğu Silikon Vadisi programı başlıyor. Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnşer Karaca. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Silikon Vadisi geçen hafta yayınlanan bölümüyle oldukça beğeni aldı sizlerden. Ben de ve ekip olarak biz de çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta neler mi izleyeceğiz? Bu hafta yine harika konular, konuklarımız, ünlülerimiz ve tabii ki yepyeni teknolojilerimiz var. Oyun bölümümüz var. Yani yine dop dolu bir Silikon Vadisi sizleri bekliyor olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım ve hemen bakalım bu hafta neler var. Silikon Vadisi'nde bu hafta birbirinden özel konu ve konuklar sizlerle olacak. Siber saldırılar ve bu saldırılarla başa çıkmanın pratik yolları. En son çıkan oyunlar ve oyunlardaki yenilikler. Canan Anderson'dan teknolojiyle ilgili ilginç anılar. Blockchain, token, coin, kripto varlıklarla ilgili merak ettiğiniz her şey. Son çıkan ürünler, yeni teknolojiler ve ürün testleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla başladı diyelim ve bu hafta ilk dosya konumuz önemli bir konu. Güvenlik. Güvenlik bildiğiniz gibi son yılların en büyük problemlerinden biri. Çünkü Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada birçok konuda, kriptoda hatta birçok konuda güvenlikle ilgili problemler yaşıyoruz. Ve bu haftaki konumuzda işte tam bu sorunların böyle köküne inmek için bize bilgiler verecek olan sevgili Hamza Şamlıoğlu. Kendisi bir siber güvenlik uzmanı. Hoş geldin programa. Merhabalar, hoş bulduk. Yıllardır seninle bu konuda sürekli konuşuruz. Ve her geçen gün sorunlarımız ve sorularımız da büyüyor değil mi? Kesinlikle. Bu hafta İstersen ilk önce sevgili izleyicilerimize, ki onlardan çok soru geliyor, şu Instagram ve Facebook ile ilgili başlayalım. Nedir bu? Sürekli hesaplarımız çalınıyor. Özellikle de ünlülerin başta hesapları çalınıyor, karşısında para isteniyor. Ne yapacağız bu konuda? Yapacak bir şey yok mu? Aslında yapacak çok şey var da bazı şeyler kendi elimizde, bazı şeylerse maalesef ki platform sahiplerinin elinde olabiliyor. Mesela platformun bir zafiyeti varsa sizin yapabilecek çok fazla bir şeyiniz kalmıyor. Ancak bizim tarafta yapılacak çok şey var. En büyük hatamız basit parolalar kullanmak. Çünkü hackerlar basit parolalar kullanarak hesaplarımızı ele geçirdiklerinde zaten ortaya çıkan data leaklerde görüyoruz, gösteriyorlar. Diğer bir hatamız da aynı parolayı alıp farklı yerlerde de kullanıyoruz. Yani Facebook şifrem 1-2-3-4-5-6 basit. Hotmail şifren de 1-2-3-4-5-6. Bilgisayarın giriş şifresi de 1-2-3-4-5-6. Şimdi bir tanesini ele geçirdiği zaman ne oluyor? Diğer bütün hesapları da ele geçirmiş oluyor. Bu noktada tavsiyemiz her zaman iki kademeli güvenlik adını verdiğimiz 2FA'nın aktif edilmesi ki Instagram'ı, Facebook'u, Twitter'ı, aklınıza gelebilecek bütün mecralarda artık iki kademeli güvenlik destekleniyor ve ücretsiz olarak size kodmatik veya SMS gönderme gibi hizmetlerle ikinci bir şifre gönderiyorlar. Bu sayede şifremi birisi ele geçirse bile cep telefonuma gelecek olan kodu bilemeyeceği için hesabıma giriş yapamayacaktır. Yani diyorsun ki bu konuda en büyük hani yapabileceğimiz şey 2FA'yı, yani iki faktörlü korumayı diyelim, authentication'ı bir şekilde aktif hale getirmek. Ama bir de diyorsun ki platformun kendisinde olan zafiyetler de var. Yani bu da yeterli olmayabilir mi? Maalesef günümüz internet dünyasında %100 güvenlik diye bir şey yok. Bunun altını çizelim. Belki %90'lara yaklaşırsınız ama %100 diye bir şey yok. Siz ne kadar güvenli olursanız olun, kullanmış olduğunuz platformun zafiyetleri de var. Geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız ünlülerin Instagram hesaplarını çalıyorlardı. Platformda bir zafiyet bulmuşlar. Bu zafiyeti kullanarak şifre denemeleri yapmışlar. Kişinin kendisiyle alakalı değil yani. Evet, yani platformda bir zafiyet bulmuşlar. Bu zafiyeti kullanarak parola denemesi yapıyorlar ve sonunda parolaları kırıp hesapları ele geçiriyorlar. Bu gibi problemler de karşımıza çıkabiliyor tabii. Şu anda var mı öyle bir şey? Korkmalı mıyım? Şu an bildiğimiz kadarıyla, daha doğrusu bizlerin bildiği kadarıyla yok. Ama kötü niyetli tarafta, illegal dünyada ellerinde elbette ki birçok zafiyet var. Kullanıyorlar. Bugün de dahi, şu anda dahi kullanıp sistemlere girmeye çalışıyorlar. Biraz sonra sorularımdan biri olacak değil mi? Öne almak istiyorum. Tabii aslında phishing ile ilgili. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi bu phishing tarafından, phishing yöntemiyle aslında
Instagram hesabını ele geçirtirmiş diyeceğim. Çünkü ele geçirdikten sonra aradı hesabım gitti diye. Sonra baktım bir işte link gönderilmiş kendisi. Bunu biraz anlatır mısın? Şimdi ben anlatmayayım phishing'i. Sen anlatırsan daha iyi olur. Phishing dediğimiz şey internet tarihinin en eski ve en etkili saldırı türlerinden bir tanesi. Bu aslında şey yani değil mi? Phishing. Bildiğimiz olta atmaktan gelir. Aynen. Aha. Zaten kelimesi de oradan gelir. Saldırgan bir tane yem bulur. Sizi etkileyecek, korkutacak, şantaj yapacak veyahut mutlu edecek bir yem koyar oltanın ucuna. Oltayı atar ve çeker. Kim takılırsa onun hesabını ele geçirir. Bu düne kadar nasıl yapılıyordu? E-postalarla yapılıyordu. Size sahte bir e-posta gönderiyordu. Sanki bankadan geliyormuş gibi ya da sosyal ağdan geliyormuş gibi veya Twitter'dan hesabınızı kapatacağız, şu linki tıkla gibi tehdit veya benzeri mesajlarla geliyordu. Bugün artık sosyal ağlar üzerinde çok daha etkili, çok daha hızlı yayıldıklarını görüyoruz. Burada amaç güvenlik önlemlerini atlatmak. Şimdi insanın güvenlik önlemlerini nasıl atlatırsınız? Ben işte çok tedbirli bir adamım, çok dikkatli bir adamım ama 30 lira her ay ödediğim bir hizmet için bana 5000 liralık bir fatura gelip ucunda da işte hesabınızı hemen kontrol etmezseniz kapatılacaktır ya da vesaire gibi tehdit ve şantajlarla bir şey gelirse doğal olarak dikkatim dağılıyor. Evet. Güvenlik kontrolleri ortadan kalkıyor ve otomatikman biz o atılan yemi yiyebiliyoruz. Bu linklerden ne geçiyor? Şimdi mesela bazı atılan phishing linklerinden şey geçiyor. İşte kişinin cep telefonu bilgilerine ulaşabiliyorsun. Evet. Bazı trojanlar atabiliyorsun. Başka ne yapabiliyorsun? Birçok şey yapılabiliyor değil mi? Yani ağırlıklı bu, olarak... Tıkladım ben ona tıkladım. Eyvah gitti atayım. Yani ne olacak ondan sonra? Bunu geri almıyor yok mu? Yanlışlıkla tıkladım abi falan diyemiyor muyuz? Var elbette o da var. Öncelikle en önemlisi oradaki linkleri tıklamamak. Zaten en tamam, büyük kavramda. Tamam o tıklamamak. Onu anladık. Bu. Ama tıkladık diyelim Tıkladıktan sonrası elbette geri alabilme ihtimaliniz var. Ancak siber saldırganlar da bu tarafta etkili işler yapabiliyorlar. Hemen gidip şifrenizi değiştirip e-mail adresinizi dahi değiştirebiliyorlar. Hmm. Sizin bu noktada yapmanız gereken ilgili servis sağlayıcısı, Instagram'sa Instagram, Facebook'sa Facebook, işte Twitter'sa Twitter, başvurunuzu yapıp hesabınızın hacklendiğini belirtmek. Bu yolla çok fazla kişi hesabını geri aldı. Birçok ünlü de yine aynı şekilde bu yolla hesabını geri aldı. Çünkü karşında platform size kimliğini doğrula diyor. Gerekirse nüfus cüzdanının fotokopisiyle veya nüfus cüzdanıyla birlikte çekilmiş bir resim isteyip karşı taraftan gerçek kişi misiniz, değil misiniz? Bunu öğrenmeye çalışarak, doğrulayarak geri vermeye çalışıyorlar. Ama hesabını kaptıranların büyük bir kısmı ya bilgisizlikten ya işte bu tarz başvuruları bilmemelerinden dolayı maalesef ki hesaplarını kapatıp yeni hesaplar açmaya devam ediyorlar. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Yani özellikle cep telefonlarında da olsun bilgisayarlarda ya da tabletlerde böyle bazı arkadaşlarımla giriyorum. O kameraların üzerine böyle siyah bantla kapatıyorlar. Evet. Şimdi ilk önce bu bana böyle şey geliyordu. Ya biraz hani kimsenin ne yapsın şehir efsanesi bu gibi geliyordu. Sonra böyle komple teorisi gibi gelmeye başladı. Sonra öyle ciddi ciddi olaylar görmeye başlayınca dedim ki ya o kadar da aslında masum şeyler değilmiş bunlar. Bu konu ne diyeceksin? Yani bu işte o hesaplara tıkladık ektik onunla mı oluyor? Yoksa bir program indirmekle mi oluyor? Nasıl oluyor bu işler? Şöyle söyleyeyim yani düne kadar Amerika bütün dünyayı dinliyor. İnternetten bütün herkesi izleyebilecek potansiyele sahip dediğimiz zaman da aynı şeyleri söylüyorlardı ve bilim kurgu gibi bakıyorlardı. Wikileaks'te ortaya çıktı ki adamlar gerçekten de bütün dünyayı dinliyorlarmış. Yalan değil yani. bu tarafta da siber saldırganlar da benzer yöntemleri kullanıyorlar. Yani hedeflediyse şu cihazı ve o cihazdan içeriye bir şekilde bir açık kapı bulup girebildiyse kameranızı da dinler, mikrofonunuzu da dinler, ses kaydı da alır. Bu televizyonlardaki kameralar da tabii ki, değil tabii mi? Ki. Oyun konsollarındaki kameralar falan onlar da. Artık bütün her şeyimiz dijitalde yani buzdolabımız internete bağlanıyor. Arabamız internete giriş yapıyor. Tabletimiz, telefonumuz olduğu gibi akıllı televizyonlarımızda kullandığımız cihazlara da erişmeleri mümkün hale geliyor. Çünkü cihazı internete açtığı andan itibaren... Olay bitmiştir. Orada yani bir risk cihaz vardır. İnternete açıldığı anla bu diyorsun buzdolabı bile olabilir. Aynen. Artık olay güvenli anlamda internet, güvenlik anlamında internet ortamında oluyor ve ondan sonra artık bunun güvenliğini sağlamak da sana düşüyor. Kesinlikle. Bambaşka bir aleme kayıyorsunuz. Yani normal kullanım alışkanlıklarınızı da değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. İnternet olmadığı zaman hiçbir güvenlik önlemi almanıza gerek yok. Çünkü internet yok. Herhangi bir şekilde iletişim kuramaz. Beyin dalgalarıyla iletişim kurmak ortaya çıkmadığı sürece ama... İnternete bağladığınız andan itibaren bütün risk ortada. Bir de bu cihazların çoğu güncellenmiyor. Mesela şöyle düşünün. Bu cihazların işletim sistemleri var, üreticileri var değil mi? Bunlar da bu cihazları korumaya çalışıyorlar. Sadece biz değiliz. Evet. Ama biz bu cihazı satın aldık. 6 ay boyunca da güncellemesini yapmadık. Hatta 6 ay boyunca güncelleme falan çıkmadı. 6 ay boyunca hiç mi zafiyet çıkmadı? Hiç mi işletim sistemi hacklenmedi? Hiç mi ortaya bir şey çıkmadı? Bunlar da maalesef ki çıkacağı için o cihazların da aslında...
ne kadar doğru kullanırsanız kullanın bir şekilde internete açık bir kapısı olduğunu da söyleyebiliriz. Ben hemen sana şunu soracağım. Bu konuştuklarından sonra şimdi Google bizi dinliyor mu? Apple bizi dinliyor mu? Yani ya da firmalar ya da programlar bizi dinliyorlar mı? WhatsApp bizi dinliyor mu? Konusuna gireceğim ama oraya girmeden evvel şöyle kısa bir ara vermek istiyorum. Çünkü yani konu çok güzel gidiyor. Evet. Güvenlik ya, onlarca soru var. Arkadaşlar bu arada siz de sorularınızı bize her zaman gönderebilirsiniz. Bize ulaştırabilirsiniz. Biz de buradan konuklarımıza sormaya devam edeceğiz. Ama öncesinde izin verirsen Silikon Vadisi'nde şimdi oyun bölümü var ve oyun bölümünde Dilan bizi bekliyor. Bakalım bu hafta hangi oyunları anlatacak bize. İzleyelim. Arkasından Silikon Vadisi tüm hızla devam edecek arkadaşlar. Sakın bizden ayrılmayın. Dinçer, teşekkür ederim. Evet, bu hafta oyun dünyasından yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bu hafta Tokyo Game Show 2021'de de konu olan From Software'ın merakla beklenen oyunu Elden Ring'den bahsedeceğiz. Elden Ring, E3 2019 fuarında duyurulan ve geliştirilmesi hala devam etmekte olan bir aksiyon rol yapma oyunu. From Software tarafından geliştiriliyor ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak. Elden Ring ile ilgili detayları oyunun geliştirici stüdyosu olan From Software'dan Yasuhiro Kitao Tokyo Game Show 2021'de katıldığı canlı yayında anlattı. Elden Ring yine bir open world oyunu olarak karşımızda. Oyunun açık dünyasında yeraltı tünelleri, orta çaplı zindanlar bulunacak. Buna ek olarak Dark Souls oyunlarındaki zindanlara benzer Legacy Dungeons isimli büyük kaleler ve yapılardan oluşan zindanlar da yer alacak. Ayrıca Kitao, Elden Ring'de herhangi bir yönlendirme ve görev sırası olmayacağını, oyuncuların tamamen özgür şekilde istedikleri zindana girip çıkabileceklerini de belirtti. Ayrıca stüdyonun önceki oyunlarına farklı olarak Elden Ring'de harita parçaları bulunacağı ve açık dünyanın bu parçaları buldukça bir bütün haline geleceğini de oyunculara duyurdu. Bu sayede oyuncular gidecekleri yerler hakkında daha önceden bilgi sahibi olabilecekler. Kitao bunlara ek olarak Elden Ring'in zorluk seviyesi hakkında çok da kolay bir oyun olmayacağını belirtti. Oyun kolay olmayacak ama tabii ki oyunun içerisinde bize yardımcı olacak ve zorluğu hafifletmek için kullanabileceğimiz bir takım yardım elementleri de bulunacak. Örneğin oyuncular yanlarına bir başka karakteri yardım etmesi amacıyla çağırabilecekler. Elden Ring benim açımdan iddialı bir orta dünya konseptli oyun olacak gibi duruyor. 21 Ocak 2022'de ise tüm platformlarda oyunculara sunulacak. Şimdi ise bu haftaki ikinci oyunumuz olan Stalker 2'den bahsedeceğiz. Stalker serisine nihayet bir yenisi daha ekleniyor. Stalker 2'nin Çernobil nükleer santralini çevreleyen ağır derecede Kotamin ile kaplanmış tehlikeli bir bölgede geçeceğini biliyoruz. Kotamin'in ne olduğunu bilmiyorsanız eğer hemen birazcık bahsedeyim. Kotamin bu tarz bir oyunun bir bakıma olmazsa olmazı bir element diyebiliriz. Bedeni, doğal ortamı veya malzemeleri bozan, enfekte eden bir bileşen aslında. Bununla ortamın bütün enfeksiyonunu oyuncuların iliklerine kadar işliyorlar. Ve Stalker 2 birinci şahıs hayatta kalma nişancı oyunu olacak. Aynı zamanda bu oyun Call of Pripyat'ın 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana tam 13 yıl sonra çıkan ilk Stalker oyunu olacak. Kasvetli atmosferi, korkunç canavarları, mutantları ve dövüş hareketleriyle 10 yılı aşkındır beklenen oyun Stalker 2'nin de devasa bir open world, açık dünyaya sahip olacağını söyleyebiliriz. Stalker 2 oyununun içerisinde daha önce Cyberpunk'ta da başarılı bir şekilde kullanılan ışın izleme teknolojisi kullanılacak. Bu RTX severler için güzel bir haber. Stalker 2 bol gerilimli, korkutucu atmosferiyle 22 Nisan 2022'de oyuncularla buluşacak. Oyunlarda korku, aksiyon ve gerilim türlerini sevenler için gerçekten keyifli bir oyun olacak gibi görünüyor. İyi oyunlar. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Bakalım şimdi sırada neler var. Silikon Vadisi'nde ünlü konuk bölümünde bu hafta yine çok ünlü bir sanatçı var. Kendisi çok iyi bir müzisyen, uluslararası çapta. Hoş geldiniz Canan Leslie Anderson.
programımıza. Hoş bulduk. Gerçekten böyle hani sizin gibi önemli sanatçıları ağırladığım zaman çok gurur duyuyorum. Bir taraftan hem programım adına hem de çok heyecanlanıyorum. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de sizin gibi değerleri bulmak çok kolay değil. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Yani bu tabii çok büyük bir emek. Yani 5 yaşından başlayıp buralara kadar gelen, dünyanın birçok ülkelerinde yaşayıp çalarak hiç bitmeyen bir emek. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki keman çalmaya 5 yaşında başladınız. Evet. Ve hiç bırakmadınız. Yani bu da tabii tamamen büyük bir şans. Çünkü annemler ve çevresi benim çok yetenekli olduğumu keşfedip beni bu yolda ilerlettiler. Ben de gerçekten demek ki içimde varmış ve çok sevdiğim için hiç bırakmadım, evet. Ya çok enteresan gruplarla çalmışsınız. Çok yani enteresan diyorum. Yani genelde hani keman deyince aklımız hep böyle işte orkestralar, klasik müzik geliyor ama şimdi ben hani biraz baktığımda Jethro Tull gibi bir grupla bile çıkmışsınız, çalmışsınız. Tabii, tabii. Bu sentezi yeni mi böyle yeni bir tarz mı oldu bu bilmiyorum. Hayır, şöyle benim içimde çünkü ben Amerikalıyım, Türk'üm, İtalya'da doğdum, Avrupa'da, Hindistan'da bile yaşadım. Yani dünyanın birçok yerlerinde yaşadım ve içimde hep farklı müzikler vardı benim. Evet, Batı klasik müzik sanatçısıyım. İyi ki de böyleyim çünkü yapacağınız birçok şeyde altyapınızın çok iyi olması lazım. Doğru. Birçok müzik türünde. O yüzden ben hem kendi tarz müziğimi yapıyorum hem yenilikçi, inovatif bir müzik yapmaya çalışıyorum. O yüzden de Claude Chagall'dan tutun, Francis Claude Chagall'dan işte Jethro Tull'e, Barry White'dan. Barry White, evet çok enteresan. Allah rahmet eylesin. Evet. Birçok farklı tarz müzikleri onlarla birlikte de icra ettim. Evet. Harika. Peki önümüzdeki dönemde var mı böyle hani Türk müziği ya da Türk motifleriyle yapmak düşündüğünüz bir şeyler? Dünya müziklerini katmışsınız ama Türk müziğiyle ilgili bir şeyler var mı? Zaten ben Türk müziğiyle de ilgili albümümde olsun, sahnelerimde olsun. Kendi tarzımda yine Türk müziğini de çalıyorum. Beni dinleyenler, bilenler zaten bilirler. İşte önümüzdeki bir projem var. Onun içerisinde de muhakkak bizim ezgilerimiz olacak. Harika. Çünkü ben hep kemanı bir köprü olarak görüyorum. Yani kendi ülkem Türkiye, Amerika ile başka ülkelere bir açılan bir kapı gibi keman. Kemanım. Çok enteresan bir çalgı. Özellikle yani farklı kültürlerde atıyorum Balkan kültüründe ayrı, Amerikan kültüründe ayrı, Uzak Doğu'ya gidiyorsunuz bambaşka bir şey veriyor. Gerçekten çok enteresan. Tamamen farklı renkler var, evet. Var içerisinde. Yani alet aynı ama çıkan ses sanki her birinde farklı. Zaten o yüzden onu söylemek istiyorum. İyi çalıyorsanız kemanı çok farklı tarzlarını yakalayabiliyorsunuz ve birçok kişiye hitap ediyorsunuz. Harika. Ben peki biraz sizin başka bir yönünüzü şimdi irdelemek istiyorum. Tabii ki programımızın da konusuyla ilgili olarak tabii, teknoloji. Tabii. Teknoloji sizde neyi çağrıştırıyor? Bir kere teknoloji bende hep yenilikçiliği çağrıştırıyor. Yani neden? Çünkü hayat çok hızlı ilerliyor. Hele ki bilgisayar teknolojisi, endüstriyel gelişimler hızlı ilerlediği için buna ayak uydurmamız ve takip etmemiz çok önemli. Benim sahnede kullandığım birçok alet de zaten teknolojik bazlı, aletler. Yani elimden geldiğince zaten şöyle ki düşünün ki eskiden hiç kimse birbirine bir sesi bile atamazken şu anda kesintisiz ses akışları oluyor. Değil mi? İnsanlar aynı anda dünyanın farklı yerlerinden aynı anda enstrümanlarıyla çalıp bir müzik oluşturabiliyorlar. Evet. Onun dışında yapay zeka zaten dehşet bir şey ki benim kafamda da böyle bir proje var. Aa, bu çok enteresan. Evet, yani Türkiye'de tabii teknolojik bir gece olur şöyle bir şey, yani böyle bir şey olduğu zaman o fikri ben yapay sahnede, zeka ve sahnede bir performans. Evet. Wow, evet, çok yani enteresan. Yani ben hep inovatif olmayı, yenilikçi olmayı, enstrümanımla bunu becermeyi çok seven bir insanım. Harika. Düşünün ki artık o yapay zekaya birçok müzik yüklüyorlar ve siz atıyorum Berlin Filarmoni'nin kemanlarını çalın dediğiniz zaman başka bir parça dahi olsa onların tüm o tüşelerini duyabiliyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Ben çok heyecanlanıyorum Teknoloji sizi heyecanlandırıyor. Evet. Peki hiç korkuttu oldu mu? Tabii. Çünkü
nasıl yetişeceğinizi bilmiyorsunuz bazen. Birçok şeyi kaçırıyorsunuz. Çünkü her gün yeni şeyler şey çıkıyor ve muhakkak ki kaçırıyorsunuz. Teknolojiyi korkutuyor mu? Bir yerde korkutuyor. Çünkü neden? Belli bir zaman sonra iş sektörleri kalmayacak. Çoğu iş sektörü. İş azalacağı için. Tabii ki. Yani robotların gelmesi, yapay zekanın gelişimiyle tabii ki. İşler azalacak. Tabii düşünsenize bir Berlin Filarmoni dedim biraz önce. Ya da dünyanın birçok senfoni orkestralı ya da herhangi bir sanatçısını siz yüklediğiniz zaman onu algılıyor ve onun gibi çalıyor. İnanılmaz ya. Evet ama ben müzikte hani şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sanatta çünkü, şanslı olduğumuzu düşünüyorsunuz zaten. Evet çünkü ruh farklı bir şey. Evet o da henüz oraya gelemedik değil mi? Evet o yüzden henüz yani korktuğum tabii ki bazı şeyler var. Çünkü insanlar ne yapacaklar o zaman? Hı-hı. Teknoloji çünkü birçok şeyi ele geçirecek. Burada spor, müzik, sanat şanslı tarafta. Ama belli bir zaman sonra atıyorum araba tamircileri kalmayacak. Değil mi? Tabii ya da şey robotlarla yapılıyor olacak zaten. Tabii garsonlar belki kalmayacak. Yani birçok sektör bitiyor olacak. Evet aynen öyle. Peki şeyi merak ediyorum. Acaba böyle başınıza gelen teknolojiyle ilgili komik bir hikaye, tüh ya yaşamasaydım keşke dediğim ve de düşündükçe böyle güldüğünüz bir hikaye var mı? Var. yani benim Allah'tan benim başıma gelmedi ama opera orkestrasında çalıyordum. Ve de aşağıda biliyorsunuz orkestra çukuru vardır operada. Evet. Diğer solistler de sahne üstündedirler. Ve muhakkak biliyorsunuz ki cep telefonları kapatılması gerekiyor. Bir program sırasında, bir opera sırasında arkadaşımızın cep telefonu çalmaya başladı. Kapatmayı unutmuş. Eyvah eyvah. Ve öyle enteresan ki elini cebine, çantasına atıyor. Ve o kadar panik ki çünkü hem çalınıyor tabii. Hem yukarıdakiler ne yapacaklarını şaşırdılar. Kısamıyor, kapatamıyor çünkü ve opera durmak zorunda kaldı. Of. Korkunç bir şey. Tabii arkadaşımız kıpkırmızı bir şekilde kapattı. Neyse orkestra şefi işte şu ataktan başlıyoruz dedi falan filan ama bayağı bir hengame oldu. Şimdi düşündüğümde gülüyoruz gülüyor, ama o an nasıl bir stres değil mi? Gerçekten aylık maaşı kesildi. Ya. Evet yani bu kötü bir tabii bir anı ama, ama böyle bir şey de yaşandı evet, yani. Trajikomik evet, bir olay evet, olmuş. Evet, evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür programımıza ederim. Geldiniz. Gerçekten büyük keyif kattınız. Umarım önümüzdeki programlarda yine sizlerle beraber oluruz. İnşallah. Herkese projelerinizde de sevgiler. Başarılar diliyorum bu arada. Takipçisi olacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Siber saldırılar ve bu saldırılarla başa çıkmanın pratik yolları. Blockchain, token, coin, kripto varlıklarla ilgili merak ettiğiniz her şey. Son çıkan ürünler, yeni teknolojiler ve ürün testleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi tüm hızla devam ediyor. Şimdi küçücük bir reklam aramız var arkasından. Sizlerle tekrar beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. AB Grup Holding'in sunduğu Silikon Vadisi programı devam edecek. AB Grup Holding'in sunduğu Silikon Vadisi programı devam ediyor. Silikon Vadisi'nde Pioneer bölümdeyiz ve bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi biraz kriptoları incelemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta stüdyo konuğumuzdu İsmail Hakkı Polat hocamız ve bize biraz blockchain hakkında, kriptolar hakkında bilgiler vermişti. Bu hafta ise bir blockchain uzmanı, yazılım uzmanı bizlerle beraber Darom Dedeoğlu. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Dinçer, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyiz bu aralar. Kripto dünyasında hızlıca gidiyoruz. Evet, şimdi ben hemen şeyi sormak istiyorum. İsmail Hoca'yla da konuşmuştuk. Bir token vardı, bir coin vardı. İlk önce bu coin ve token arasındaki farkı bize biraz anlatır mısın? Aslında temel olarak kullanıcının tarafında çok bir fark yok. Ama iş geliştirme ve işin temel yazılımsal yapısı alanında çok ciddi farklılıklar var. Bizim coin dediğimiz yapılar genel olarak kendi blockchain'ine sahip, kendi öz teknolojisine sahip ve bağımsız. Yani yapı olarak dağıtık ama kendisi diğer bütün yapılardan bağımsız olan ve yönetimi onu geliştirenler tarafından sürdürülen yapılar. Bunun dışında kalan yapılarda da yani tokenların tarafında da genelde akıllı kontrat dediğimiz küçük yazılımcılar üzerinden geliştirilen yine kripto paralar ama başka ağların üzerinde yan ağ olarak çalışan yapılar. Dolayısıyla o zaman bağımlı.
bağımlı, ana omurgaya bağımlı, model olarak bağımsız ama neticede eğer ana omurgada bir sıkıntı yaşanırsa bu sıkıntı yan ağlardaki bütün tokenları da etkiler duruma geliyor. Burada da zaten ismini vermekte sıkıntı yok herhalde. İşte Ethereum, Neo, EOS gibi birçok akıllı kontrat üreten yapı, işte Tron'dur, AVAX'tır. Bunların üzerinde geliştirilen bütün tokenlar bağımsız gibi gözükseler de aslında bu yapıların üstünde bağımlı haldeler. Ve ayakta kalmak için de bu yapılara sürekli bir fee ödenmesi gerekiyor. Yani o fee'lerin de ödenmediği anda tokenların tamamı kapanmış oluyor. Yani para, fee dediğimiz şey para. Bu parayı kim ödüyor anlamadım. Genelde geliştiriciler, yani proje sahiplerinin onu sürekli canlı tutuyor olması lazım. Bir kontrat kapanmaz. Çünkü bu kontratların tarihte benzerleri var. Popüler olmuş, halkın cebine ve işte borsalarda işleme girmiş ama fee'leri ödenmediği için kontratın boşa çıktığı ve token'ın kullanılması hale geldiği durumlar var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir coin yarattığın zaman dağıtık yapıda kendi adına bağımsız çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Ama token yarattığın zaman bir yere bağımlı olduğun için onun fee'ini ödemezsin. Yani parasını diyelim biz Türkçe onun parasını, kirasını diyelim. Aynen öyle. Kira daha güzel. Onun kirasını ödemezsen geçmiş olsun olabilir. Kesinlikle. Bu da senin elinde değil. Yani kullanıcı olarak bakıyorum ben. Aynen. O senin elinde değil. Geliştiricinin elinde. Geliştiricinin elinde. O zaman token'ın bir riski var mı? Oluyor mu? Aslında şöyle, token'ın bir riski var. Token'ın her zaman bir riski var. Tek riski fiillerin ödenmemesinden kaynaklı sıkıntılar değil. Şimdi token'larda siz bir token geliştirdiğinizde neyse amacınız o amaçla yürüyorsunuzdur. Bunda bir problem yok. Ama üzerinde koştuğunuz yapının bir dinamiği var. Bu dinamikte ihtiyaçları doğrultusunda, yol haritası doğrultusunda çeşitli güncellemelerle yoluna devam eder. Bu güncellemelerin bazen geri teptiği, sıkıntı yarattığı, yapının çalışmasına engel olduğu durumlar olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda yapı çalışmadığı için sizin de yapınız çalışmayacak demektir. Hmm. Bazen de tamamen siyasal anlamda söylüyorum. Ülkelerin karşısında durup işte şu yapıyı ben artık istemiyorum dediği noktada tabii o ülkede siz de otomatikman o yapıyla birlikte bağlanmış duruma geliyorsunuz. Yani bunların görünen, görünmeyen, dolaylı dolaysız bir sürü farklı etkeni var. Peki hiç iyi tarafı yok mu bu token'ın? Yani hep böyle kötü mü? Yok, aslında tabii ki eksiler olduğu kadar artıları da var. En büyük artısı entegrasyon hızı. Yani bugün bir alım-satım platformuna entegre olmak istiyorsanız en basit yöntem tabii ki token'dır. Artı herhangi bir yazılım geliştirme bilgisine sahip olmasanız bile bir token geliştirmeniz için kullanabileceğiniz birçok araç ve arayüz vardır. Haliyle geliştirme süreci hızlı, çok fazla yatırım maliyeti ihtiyacı düşük. Duymayan, maliyeti çok düşük. Geliştirme maliyeti diye. Aynen, çünkü neden? Zaten bir yapının üstünde çalışıyor. Yani asıl kurmanız gereken altyapı kurulmuş vaziyette orada. Siz sadece üstüne küçük dokunuşlar yaptığınız bir yapı geliştirmiş oluyorsunuz. Bunun dışında üstünde olduğunuz omurga nerelerde faaliyetteyse siz de oralarda sadece bir kontrat tanımlaması yaptırarak faaliyete geçebiliyorsunuz. İşin en büyük artısı aslında bu. Bu da tamamen değerlemeyi yükseltmek için yapılan bir şey. Peki şimdi biraz da Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de yerli coin'ler çıktı. Şimdi bir coin'ler var, bir token'lar vardık. Onu bir ayırdık. Evet. Türkiye'de yerli bir coin'in geliştirmesinde sen de olduğunu biliyorum. Senin de içinde olduğunu biliyorum. ABG coin. Evet. Biraz ondan bahseder misin? Mesela o bir coin mi, token mı, nasıldı? Temelde mikro ödeme sistemleri üzerine kurgulanarak geliştirilmiş. Bu coin değil mi? Token coin, bu arada. Kendi blockchain'i olan. Aynı Bitcoin, Litecoin gibi türevlerden biri diyebiliriz. Ve hedefi de ilk başta mikro ödeme sistemleri olarak kurgulandı. Tabii orada şöyle bir durumumuz var. Biliyorsun Türkiye'de henüz negatif de değiliz, pozitif de değiliz. Nötr kalan ülkelerden. Ama çok yakın zamanda bir regülasyon bekleniyor. Bu regülasyona göre de son şeklinin verileceği bir yapı. Mesela bu bizim için kolay. Neden kolay? Bir kendi blockchain'i ve kendi iş yapısı, kendi yazılımsal tabanı olduğu için, yani bir token olmadığı için regülasyona göre çok hızlı bir şekilde düzenlemeleri yapılabilir. Güncellemeleri yapılabilir. Aynen öyle. Yani kontratın iptali vesairesi, güncellenmesi, yakması, çekmesiyle hiç uğraşmazsın. Yani vatandaşı, yatırımcını yormadan bütün değişiklikleri yapabileceğin bir özgürlüğü veriyor sana. Yani mesela token olsaydı bunu yapamayacaktık. Yani kontrat belki de kapanıp yeni kontrat açılacaktı. Değiş tokuş yapılacaktı. Yani bir sürü ekstradan iş çıkardı. Olacaktı. Biz tamamen mikro ödeme sistemini baz aldığımız için hızlı bir altyapı, hızlı transferler.
Yani saniyenin içerisinde gerçekleşen işlemler. Ve sık blok oluşturmayla aslında güvenliği de ön plana koyduk. Çünkü biliyorsun... Bu proof of work yani Bitcoin proof gibi of work, aynen öyle. Proof of work fakat burada bizde madencilik yok. Yani biz kullanıcılara madencilik yaptırtmıyoruz. Ne yapıyoruz? Pre-mined dediğimiz yani önceden yani oluşturulmuş. Üretilmiş. Evet. Ve piyasaya arz edilmiş şeklinde düşünebilirsin. O zaman sabit bir arzı var. Arzı sabit. 100 milyon adetle sabit. Buradaki olayımız şu... Evet, kullanıcılar elektrik harcamayacak, sürekli güncellenmekle uğraşmayacak. Biliyorsun Bitcoin'in en büyük sıkıntısı bu. Sürekli. Her yeni bir ekip üretime katıldığında bütün maliyetler yukarı çıkıyor. Neden? Zorluk derecesi artıyor. Zorluk derecesi arttığı için onaylama maliyeti yükseliyor. Vatandaşın da bir yerden bir yere coin'i gönderme maliyeti yükseliyor. Yani bugün bir yerden bir yere Bitcoin gönderdiğinizde yaklaşık 50-60 dolar para ödüyorsunuz. Yani bu çok ciddi bir para aslında. Yani düşündüğün zaman. Bunların hepsini dengelemeniz gerekiyordu. Biz de buna göre bir kurgu yaptık. Kullanıcıların yorulmayacağı, en hızlı şekilde para transfer edebileceği ve ödeme yapabileceği veya ödeme alabileceği bir yapı kurguladık. Amacımız buydu. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Daha çok soru var. Arkadaşlar sizlerin de soruları varsa lütfen bize sosyal medya adreslerimizden ulaşın ve bu soruları bize iletin ki biz de konunun uzmanlarına soralım. Şimdi bakalım sırada neler var, hep beraber izliyoruz. Siber saldırılar ve bu saldırılarla başa çıkmanın pratik yolları. Son çıkan ürünler, yeni teknolojiler ve ürün testleri. Hepsi ama hepsi az sonra Silikon Vadisi'nde. Silikon Vadisi'nde test mes bölümdeyiz ve test bölümünde her hafta olduğu gibi bu hafta da Kahraman Uğurlu bizlerle beraber ve nereden? Tabii ki Amerika'dan, Boston'dan bildiriyor bizlere. Hoş geldin Kahraman. Hoş bulduk Dinçer. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor yayınlar? Vallahi çok iyi gidiyor. Geçen hafta harika. Çok güzel tepkiler geldi. Senin ürünün de gözlük çok ilgi çekti. Bu hafta süper. Da enteresan gelişmeler var. Geçen hafta sonu. Etkinlikler yapıldı hem Amerika'da evet. hem diğer ülkelerde farklı farklı firmalarda. Her Hı-hı. hafta zaten biz bu etkinliklere ve ürünleri seninle beraber inceliyor ve bakıyoruz ama bu hafta istersen Apple'ın yaptığı etkinlikten başlayabiliriz. Orada yeni bir gelişmeler var. Ekim ayı teknoloji severlerin Hı-hı. en sevdiği ay. 18'inde başlamak üzere 18'inde Apple, 19'unda Google, 20'sinde Samsung, Huawei, Sony. Hepsi peş peşe bütün markalar lansmanlar, duyurular yapıyor. Yeni cihazlarını, ürünlerini tanıtıyorlar. İnanılmaz bir ay Ekim evet. ayı. Techtober diyorlar zaten. Dolayısıyla Ekim ayında bayağı dolu dolu yayınlarımız olacak. Evet, bu arada sen neredesin? Arkanda bir yer görüyorum. Evet, ben şu anda Boston, Massachusetts'teyim ve Massachusetts Institute of Technology yani Teknoloji Üniversitesi diyebileceğimiz enstitünün ortasındayım tam. Size bugün oradan seslenmek istedim. Teknolojinin kalbi diyebiliriz. Harika. Yaklaşık süper. 160 yıllık bir üniversite. 160 yıldır teknoloji için araştırmalar yapılan bir yer. Onun için sizlere de oradan göstermek istedim. Sesleneyim dedin. Süper. Peki MIT'nin bahçesinden şimdi istersen böyle ürünümüze doğru akalım. Bu haftaki test edeceğimiz, daha doğrusu bilgiler vereceğin ürün ne olacak bize? Valla bu haftaki en önemli gelişmelerden bir tanesi yeni MacBook Pro'lar oldu açıkçası. MacBook Pro'lar Apple'ın yeni silikon işlemcileriyle birlikte geçen daha önceki dönemde M1 işlemciler tanıtılmıştı ve merakla bekleniyordu. Bir sonraki aşama hız ne olacak diye. Şimdi M1 Pro ve M1 Max isimli iki tane güçlendirilmiş işlemciyle donatılmış yeni MacBook Pro'lar tanıtıldı. Bu yeni MacBook Pro'larda iki tane ekran seçeneğiyle birlikte geliyor. 14.2 ve 16.2 ekran seçeneğiyle birlikte geliyor ve kullanıcıların uzun zamandır şikayet ettiği konulardan bir tanesi portlar konusu vardı. Biliyorsunuz öncekilerde sadece iki tane USB-C Thunderbolt portu vardı. Bunda ise neredeyse beklenen her şey verilmiş. Öncelikle MagSafe 3 denilen mıknatıslı şarj girişi gelmiş. 3 tane USB-C Thunderbolt gelmiş, HDMI girişi gelmiş, 3.5 mm jack girişi gelmiş ve en önemlilerinden bir tanesi SD kart okuyucu gelmiş. Özellikle donanım olarak beklenen her şeyi vermiş Apple diyebiliriz. Peki hız farkı var mı? Yani senin evet, önceki, muhtemelen sen evet, orada evet, şöyle henüz, evet. henüz cihazlar yaklaşık 3-4 gün sonra elimize ulaşacak ama yani açıklanan rakamlara göre yaklaşık 3.7 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. RAM'ler artırılmış, işlemciler artırılmış. Yani gerçekten hızlı bir cihaz bizi bekliyor. Ben de açıkçası elime alıp test etmek için heyecanla bekliyorum.
Önümüzdeki hafta San Francisco'ya geçeceğim. San Francisco'da yine orada belki teknolojinin kalbi diyebileceğimiz yerlerden birisi. Orada cihazı bulup daha detaylı inceleyip sizlere anlatabilirim. Silikon Vadisi olarak Silikon Vadisi'ne gidiyoruz. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta yayınımız Silikon Vadisi'nden olacak. Benim de bir zamanlar yaşadığım, çok sevdiğim yerler. Peki şeyi soracağım. Hani beklentiler dedin karşılanmış gibi. Yani son kullanıcının tepkilerine bakıldığı zaman, özellikle Amerika için konuşuyorum. Ne gibi tepkiler alındı? Biraz onlardan bahsedelim. Ya açıkçası ilginç tepkiler var. Şu an herhangi bir kullanıcıya ulaşmış durumda değil MacBook Pro'lar. Ama duyum olarak söylüyorum. Yani duyum olarak nasıl tepkiler? Evet. İlk o. Yani herkes çok heyecanlı açıkçası. Çünkü daha önceki MacBook Air ve MacBook'larda, 13 inç MacBook'larda kullanılan M1 işlemciden insanlar çok memnundu. Gerçekten hızından çok memnundu. Apple da yıllar sonra tekrar kendi işlemcisini ürettiği için insanlar merak ediyordu bu M1 işlemciyi. Dolayısıyla M1 işlemciden bu kadar hızından çok memnun olunca M1 Pro ve M1 Max'in nasıl olacağına dair çok ciddi hızla alakalı çok ciddi beklentiler var. Açıkçası uzun zamandır görmediğimiz, en azından bilgisayar açısından görmediğimiz bir heyecan var insanlarda, teknoloji dünyasında. Zaten bu arada belirtmedim az önce, şunu da belirteyim. Bilirsiniz iPhone'larda meşhur bir çentik olayı var. Bu yeni MacBook Pro'larla birlikte o çentik bilgisayarlara da giriyor. Burada 14.2 ve 16.2'lik yeni 14.2 inç ve 16.2 inçlik yeni ekranlarda o 0.2 inçlik büyümenin yanında bir çentik sürprizimiz oldu. O çentiğe de Full HD bir kamera gizlenmiş durumda. Donanım olarak beklentileri fazlasıyla karşıladı diyebiliriz. 8 TB'a kadar da SSD desteği sunuyor. İsterseniz yükseltebiliyorsunuz cihazlarınızı. Bir de bu etkinlikte bildiğim kadarıyla galiba AirPods'larla ilgili bir gelişme de vardı. Doğru muyum? Evet, biliyorsunuz önceden AirPods ilk çıktığında birinci nesil, ikinci nesil çıktı peşinden. İkinci nesilde kablosuz şarj desteği falan gelmişti. Sonra AirPods Pro duyurulmuştu. AirPods Pro'da en büyük yenilik diyebileceğimiz gürültü engelleyici özelliği vardı. Ama bunu işte silikon bir başlıkla sağlayabiliyordu. Ama bu silikon başlığı herkes sevemedi. İnsanlar dışarıyla çok bağlantıların kesilmesinden memnun kalmadılar ve silikonsuz bir AirPods Pro beklentileri oluştu aslında. Apple yine bunu da duymuş olacak ki AirPods Pro'nun 3. neslinde neredeyse AirPods Pro'ya birebir benzeyen ama ucundaki silikon kısmı olmayan, yine biraz daha geliştirilerek tere ve suya karşı da biraz daha dayanıklı hale getirilmiş yeni bir 3. nesil AirPods duyuruldu diyebiliriz. Bugün Boston'dan Apple ürünleri üzerine bir böyle test yaptık. Daha doğrusu bir inceleme yaptık. Test demeyelim. Test biraz daha farklı. Evet. İleride testlerimiz de olacak seninle beraber. Ama bunlar farklı ve çok sıcak haberlerdi. O yüzden bugün biraz buna değinmek istedik. Önümüzdeki hafta ise farklı firmaların farklı ürünleri elimizde olacak ve yine Kahraman sen oradan bize bildiriyor olacaksın. Çok teşekkür ederim. Elbette. Ben teşekkür ederim Dinçer. İyi yayınlar diliyorum. Hadi bakalım. Önümüzdeki hafta Silikon Vadisi'nde San Francisco'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen teknoloji programı Silikon Vadisi kaldığı yerden devam ediyor ve yanımızda Hamza Şamlıoğlu, siber güvenlik uzmanı ve aynı zamanda Okul Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi, beraber görev yaptığım hocam diyeyim aynı üniversitede. Güzel konulardan gidiyorduk. Böyle bizi dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı, kim dinliyor, o konularda kalmıştık. Çok heyecanlı. Devam edelim istiyorum. Bizi hep böyle bir şehir efsanesi daha var ya, Google dinliyor mu? Google dinliyor mu bizi gerçekten? Aslında Google'ın bizi dinlemesine gerek yok. Google sizin ne kadar akıllı olduğunuzu, karşılığında numara ayakkabı giydiğinizi, hangi rengi tercih ettiğinizi, hatta hangi siyasi partiye oy vereceğinize dair her şeyi biliyor zaten. Ve bunu da büyük bir oranda tahmin edebiliyorlar. Bireysel bazlı ve topluluk bazında da aynı şekilde. Yapmış olduğumuz hareketler, kullanmış olduğumuz sistemler, birçok şeyi bize bedavaya veriyorlar. Bedavaya vermelerinin en önemli sebeplerinden de bir tanesi bu zaten. Bugünün teknolojisinde artık ticaret siteleri kullanıcıların bir sonraki alışverişini tahmin etmeye çalışıyorlar. Sizin bir sonraki alışverişinizi tahmin edip
en yakın depoya gönderecek ve bir sonraki alışveriş 2 saat içerisinde elinize ulaşacak. Artık teknoloji bu kadar ilerlemiş durumda. Yani bu şey, bu recommendation dedikleri, hani sana böyle sunuyor bunu. Hani sen bunu alır mısın, sen bunu ister misin, artık bir adım ötesine geçmiş durumda. Aynen, bir adım ötesine geçtiler. Şu an bunların datası toplandı. Hatta denemelerini de yaptıklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bizi dinlemene gerek yok. Zaten Amerikanlı Şamlı'nı dinlese ne işe yarayacak ki, değil mi? Mesele bundan ibaret. Ama Amerika beni dinlemek istemiyor ama kötü niyetli siber saldırgan dediğimiz adamlar evet bizi dinliyorlar, izliyorlar. Hatta özellikle de öğrenci evleri veya öğrenci yurtlarında bilgisayarları ele geçirip insanların görüntülerini çekip bunları YouTube'da yayınlama şantajında bulunan olaylar da gördük internette. Bunların birçok örneği de var, haberleri de var. Bunun yanı sıra şirketlere yapılan saldırılarda da çok görüyoruz. Önemli toplantıları, özellikle de ihale öncesi toplantılar veya kritik ürün lansmanları gibi toplantılarında dinlendiğini ve rakiplere bunların satıldığını, yani casusluk dediğimiz faaliyetlerin de artık çok fazla gün aşırı karşımıza geldiği bir dünyayı yaşıyoruz. Sanayi casusluğu diyorlar tabii ya buna ki, evet. Daha çok. Doğal olarak bizim bu noktada bir şeyler yapmamız artık gerekiyor. Yani evet Amerika Hamza Şamlıoğlu'nu dinlemiyor ama Hamza Şamlıoğlu'nun hesaplarını değerli gören birisi, ona ele geçirip o hesaplardan şantaj yapmak ya da o hesaplardan para koparmak gibi kötüye kullanım isteyen insanların hedefi haline gelebiliyoruz. Bu da kullanmış olduğumuz cihazların dinlenmesi, izlenmesi gibi sonuçlar da ortaya çıkıyor. Peki ne yapacağız? Yani çok güzel söylüyorsun. Ben şu anda hani eminim ki birçok izleyicimiz gibi harika, ne güzel haberler söylüyor Hamza Bey diyoruz ama ne yapacağız peki? Ne yapmamız lazım? Ya aslında bilinçli kullanım, bilgi güvenliği farkındalığı bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi. Genelde kurumlarda bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri bu yüzden verilir. Çalışanların bilgi güvenliğini artırırsınız ki siber saldırılara karşı daha da güvenli olun. Çünkü güvenlik dünyasında en zayıf halkaya bir insan deriz. İnsan hatasından dolayı zaten içeriye girebilmeleri büyük bir olasılıktır. Siz milyonlarca dolarlık güvenlik yatırımı yapsanız bile çalışanlarınızdan birisi 123456 diye bir şifre kullanmıştır. Bitti. İş bitmiştir. Yapacak bir şey kalmıyor. Bizde de aynı şey geçerli. Bilinçli kullanım, dikkatli kullanım ve bu tarz riskleri bilerek kullanım yapmalıyız. Yani şu cihazı aldık, içine bir tane uygulama kuruyoruz. Çoğunluğumuzun yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Next, 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 son değil mi? Orada ne yazıyor bakmıyoruz. Şimdi orada bir şey kurulurken bizden bir mikrofon izni isteyebiliyor. Tabii, bir kamera izni isteyebiliyor. Telefondaki dosyalar erişim izni isteyebiliyor. Mesela bir uygulama vardı hatırlarsın. Arkadaşın telefonunu telefonda seni nasıl kaydettiğini öğreniyordu. Çok iyi biliyorum. Evet. Mesela o uygulamayı ben ilk incelediğim zaman istediği izinlere baktım. Kamera, fotoğraf çekme, video kaydı. WhatsApp'ta zaten hepsi var. Yani yani WhatsApp hep aşağı yukarı herkesin kullandığı uygulamalardan biri olduğu için söylüyorum. Kesinlikle. İçerisinde bir sürü izin var. Yani ama şöyle düşün. Aşağı yukarı telefonda erişemediği bir şey yok zaten. WhatsApp'ta fotoğraf çekip paylaşabiliyorsun. Fotoğraf izni istemesi normal. İşte ses gönderebiliyorsun. Mikrofon izni istemesi normal. Ama kameramı açıp kamera kaydı alma, ses kaydı alma izni istiyorsa o zaman bir soru işareti vardır. Aslında uygulamaları kurarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek, kızıma geçenlerde bir tane fotoğraf uygulaması kurdum. Benim kız böyle elde çizim yapmayı sever. Telefon uygulamasını kurarken resim, yani fotoğraf izni istedi, eyvallah güzel. Ses izni istedi. Ya fotoğrafla sesin hiçbir alakası yok. Uygulama içerisinde sesle yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu benden niye ses izni istiyor deyip reddettim. Mesele bundan ibaret. Biraz daha bilinçli kullanmak, biraz daha mantıklı kullanmak. Tabii son kullanıcıyı konuşuyoruz ama bu işin bir de kurumsal tarafı var. Kurumsal tarafta da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Herkesin çok iyi bildiği gibi işte KVKK dediğimiz kişisel verileri koruma kanununa göre yapılması gerekenler var kurumlar tarafında. Ve orada da dataların, yani bilgilerin, kişi bilgilerinin, özellikle diyelim ki bir yemek uygulaması, işte bir marketplace uygulamasından bahsedelim. Buradaki bilgilerin bir yerlere gidebiliyor olması, benim evimi biliyor, işimi biliyor, annemin evini biliyor, atıyorum arkadaşımın evini biliyor. Çünkü oraya yazmışım. Annemin evi, babamın evi, işte amcamın evi filan falan, iş yerim. Yani adresler, telefonlar, lokasyonlar belli. O yüzden çok önemli bir konu. Peki kurumlar bu konuya dikkat ediyor mu Türkiye'de? Ben hani senin görüşünü bu konuda uzman biri olarak söylüyorum. Türkiye'de güvenlik anlayışı
Nasıl bu konuda? Son yıllarda arttı. Türkiye'deki güvenlik anlayışı aslında devlet nezdinde 2013-2014 yılında atılmış Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı ile ortaya çıktı. Yani en önemli adımlardan bir tanesidir. Hı hı. Ondan sonra da katlanarak ve hızlanarak devam etti. Kurumlar artık belirli sorumluluklar getirilmeye başlandı ki USOM gibi kurumların kurulması da zaten bunun sonuçlarıdır. Bugün geldiğimiz noktada KVKK var. Artık devlet diyor ki halkın bilgilerini topluyorsun. Bu bilgileri alıyorsun, işliyorsun, bir yerlerde satıyorsun ya da paylaşıyorsun ki aslında bilgi dediğimiz şey kurumlar için işleyip ürün haline veya değerli bir hizmet haline getirip gelir elde etmek için kullanılır. Bunları yapıyorsan eğer dedi bazı kuralların var, bu kurallara dikkat etmek zorundasın kurallarını ortaya koydu. Ve bu sayede de KVKK ile kurumlar çok ciddi denetlenebilir bir hale geldiler. Şu anda iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok iyi diyemeyiz ama ortalama seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Vasatın üzerine doğru çıkıyoruz. Başımız olaylar geldikçe. Hamza geldiğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Harika bir sohbet oldu. Eminim izleyicilerimizin de sana sormak istediği onlarca soru vardır. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey bize mesaj atmak, bize ulaşmak. Bu haftalıkta seninle beraber programın sonuna geldik. Evet, gelecek hafta Silikon Valisi'nde tekrardan beraber olacağız. Bize her zaman aşağıda gördüğünüz sosyal medya adreslerinden ya da internet adresinden her zaman bize ulaşabilirsiniz, e-mail atabilirsiniz. Bize görüşlerinizi, fikirlerinizi iletebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın. AB Grup Holding Silikon Vadisi programını sundu.